Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ceylan Gözlü Sardunyalarla geldim. Bir ay önce ben çelikler dikmiştim. Çok güzel tutdular ve köklendiler. Nasıl diktiğimi de sizlerle paylaşmıştım. 25 günün içerisinde gayet sağlıklı olarak köklerini gö gösterdiler bana arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte ilik kürünü vereceğiz. Köklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel aktif çalışan kökleri var. Her tarafından çok güzel kökler çıkmaya başladı. Fidelerimiz artık büyüme aşamasında. Bakın bundan da görünüyor küçük kökler. Yaşlı kökler de görünüyor. Artık kökleri çok uzadıkça rengini değişiyor. Sarı gözüküyor bu şekilde. Bu bardağımızda çok güzel kökleri var. Bakar mısınız? Her tarafından gayet sağlıklı kökler. Bugün sizlerle birlikte bu fidelerimize kür vereceğiz. Hangi kürü vereceğimi de sizlerle paylaşmak istedim. Artık bir aydan sonra köklerini saldıktan sonra fidelerimiz kür vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz köklendirme aşamasında. Annemiz de gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi her tarafından çok güzel sürgünler çıkarmaya başladı. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın ben ne ile geldim. Burada göstereyim. Bakın bir çay kaşığı bal arkadaşlar. İnanılmaz faydalı bir kördü. İçerisine bir diş sarımsak rendeledim. İyice balla birlikte karıştırdım. Bu karışımı 1 litre suyun içerisine katacağız ve bir güzel karıştıracağız. Çiçeklerimize ikram edeceğiz. Sarımsağın içerisinde antioksidan bol olduğu için çiçeklerimizin köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Fosfor, potasyum, kalsiyum vitaminleri verilmiş oluyor. Balın içerisinde ayrı bir vitamin. İlk önce bu şekilde bir sıcak suda açacağız balımızı direkt soğuk suya döktüğümüzde oda sıcaklığında suya döktüğümüzde açılmayacak arkadaşlar her zaman olduğu gibi suyumuz dinlenmesi gerekiyor 2-3 gün dinlendirin bunu her videomda söylüyorum çeşmeden alıp çiçeklerinize vermeyin arkadaşlar çiçeklerinizin köklerini yapabilirsiniz mahvedebilirsiniz gelişimini durdurabilirsiniz O yüzden bir boş kablara Sularınızı toplayın, ağzı açık bir şekilde 2-3 gün dinlendirin. Daha sonra çiçeklerinizi sulayabilirsiniz, kür verebilirsiniz. Bu şekilde bir güzel karıştıralım. Evet, böyle. Şimdi bu suyumuzu çiçeklerimizin toprağına dökeceğiz. Hepsine yarım çay bardağı ölçüsünde. Çünkü pit bardaklarda olduğu için bir çay bardağı vermiyoruz. Yarım çay bardağı ölçüsünde nemli bir topraklarına vereceğiz. İlk önce buna verelim. Bakın bu şekilde. Ben göze yarı veriyorum. Siz bir çay bardağı ölçüsüyle de verebilirsiniz. Pardon yarım çay bardağı ölçüsüyle verebilirsiniz. Hepsini bu şekilde azar azar veriyoruz. Annemize de verelim. Evet. Yavrumuza da verelim. Ben bunu değiştirmiştim. Saksısını. Bu şekilde kürümüzü de verdik. Gayet sağlıklı büyümesini istiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben her mevsim çiçek köklendiriyorum. Sizlere paylaşıyorum. Annemiz de gayet sağlıklı fidelerini verdi. Her tarafından bakar mısınız? Topraktan bile gelmeye başladı. Size en çok bunu göstermek istiyorum. Budama işi yaparken toprağın nemli olması gerekmiyor. Kuru olması gerekiyor. Nemli bir toprağa budama yapmayın arkadaşlar. Çiçeklerinizi kurutabilirsiniz. O yüzden çok dikkat etmenizi istiyorum. Budama hangi mevsim yaparsanız yapın. Sonbaharda, kış aylarında toprak bayağı kuru olması gerekiyor. Budadıktan sonra çiçeklerinizin 2 günden sonra sulama yapın. Budadıktan sonra hemen sulama yapmayın. Sardunyalar suzluğa dayanıklı bir çiçekti. Bundan korkmayın. Budadıktan sonra 2 gün sonra su verebilirsiniz. Ben şimdi sizlere örnek olarak göstereyim nasıl bir fideler tutuyorum. Bu şekilde 5 santim boyutunda tutuyoruz fidelerimizi. Fidelerimizin kesilen yerini kurutmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer 20 günün içerisinde tutmasını istiyorsunuzsa, köklenmesini istiyorsunuzsa, kesilen yerini kurutmanız gerekiyor. Bir de bunu göstereyim. Bakın yaprak diplerine küçük yaprak gibi gözükenden hepsini dalından temizleyeceksiniz. Onu şekilde diktiğinizde fidelerinizi kaybedeceksiniz. Bu %100 faiz olarak diyorum arkadaşlar. Bunu da bana bir oruz komşum öğretti. Oruz çiçek bakımı yapıyordu daha önceden. O öğretti. Fidelerini bu şekilde dik. Çok kısa bir sürede tutacaktı. 2 yılda ben bu şekilde bir bakım yapıyorum fidelerime. Hangi fidemi dikiyorum hepsi tutuyorlar. Gayet sağlıklı bir şekilde. Büyüdükten sonra saksı değişimini de yapabilirsiniz. Bu da bir fideydi. Ben saksı değişimini yaptım. 2 litrelik saksılara diktim. Şu an çiçek açmasını bekliyorum. Çiçek açması için arkadaşlar dış mekan gerekiyor çiçeklerimizi. Açık hava gerekiyor. Açık havada daha güzel gelişim gösteriyor. Ben şu an çiçeklerim için hiç uygun bir kirada oturmuyorum. Sözleşmemiz var. Bu kiradan çıkmaya çok istiyorum. Sadece sonbaharda çıkmaya çıkabilirim. Pardon. Sonbaharda daha güzel, daha uygun bir kiraya taşınacağım. Çiçeklerim de rahat edecek. Ben de rahat edeceğim. Yol keran kenarında oluyor bizim bahçemiz. Koyuyorum. Gelen giden dalından koparıyorlar arkadaşlar. Bu da beni çok üzüyor. Bu şekilde bir dikim yaptık. sizlerden her taraflı detaylı olarak paylaştım dün bir videoda paylaşmıştım. O videodan da izleyerek yeni bilgiler de edinebilirsiniz. Her taraflı detaylı olarak paylaşıyorum sizlere. Fidelerinizin en kısa sürede tutmasına yardımcı olacak. Saksılarımızın ölçüsü de bu şekilde 2 litrelik saksı olması gerekiyor. Çok büyük saksılara dikmeyin çiçeklerinizi. Birçok hanımlarımızdan çok güzel yorumlar aldım. Fidelerini benim yaptığım yöntemlerle dikmişler arkadaşlar. Çok da güzel sonuçlar elde etmişler. Bana yorumlarda yazdılar. O kadar sevindim ki inanın, bu şekilde güzel yorumlar aldığımda. Ben o yüzden sizlere yine tekrar tekrar söylemek istiyorum. Fidelerinizi bu şekilde dikin. Kısa bir sürede köklenecekler. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ailenizle birlikte sağlıkla kalın.